Hepinize selam arkadaşlar. Steam kış indirimlerinin 2022 yılındaki videosuna hoş geldiniz. Geçen yıllarda yapmış olduğum gibi bu yılda Rosetta nasıl kazanabileceğiniz ve içerisinde adaylarımız olacak. Daha doğrusu adaylara oy vereceğiz 2022 Steam ödüllerinde. Öncelikle aşağıda videonun bu oynatma barı kısmında hangi kısımda ne yaptığımı görebilirsiniz. Alakalı olan kısma hemen geçip işinizi halledip çıkabilirsiniz veya hep beraber tüm her şeyi halledebiliriz. Neyse, şimdi en çok merak edilen genelde Rosetta nasıl kazanılır? Benim Steam videolarım çoğu bu aratmayla ulaşılıyor o videolara. Rosetta nasıl kazanılır? Rosetta şimdi Steam'in indirim dönemlerinde, normalde de var da indirim dönemlerinde bir daha çok vurgulamayı sevdiği bir şey var. O da keşif kuyruğu. Keşif kuyruğunu şöyle geçe geçe oyunları, yani bakmanız, istek listenize eklemeniz falan hiçbir şey gerek yok. Sadece oyunları böyle sayfalarına geçip bakıyormuş gibi yapmak. İsterseniz gözünüz kapalı dursun. Oynadığınız oyunlara göre kendisi size bir şeyler öneriyor. Güzel oyunlar da öneriyor, yalan yok. Ama bazen kötü oyunlar da öneriyor. Ama zaten olay o. Her gün 9'dan sonra zaten, yanlış hatırlamıyorsam, açılıyor bu keşif kuyruğu muhabbeti. 24 saatte bir hakkınız var. Ve evet, şöyle geliyor. Ben 3 gündür yapıyorum şahsen, böyle geliyor. Bunları satabilirsiniz. Para da ediyorlar bu arada. Bunları veya şöyle rozetler kısmına gelerek tamamladıktan sonra yaklaşık 2 hafta falan kalacak ve yani 3 tane 3 gün almadıysanız artık videonun yayınlandığı tarihten her gün alırsanız zannedersem ücretsiz bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Yer yer Steam aynı kartları da verebiliyor. O zaman ne yapacağım diyorsanız eğer, mesela bu karttan bir tane daha var. Bunu verdi mesela yarın diyelim ki. Bu kartı satıp o karttan gelen parayla öbür kartları alabilirsiniz. Aynen böyle, arkadaşlarınız zaten çıkıyor burada. Takas isteklerinde falan da bulunabiliyorsunuz. Şu anda herkes deli gibi bu kartların peşinde. Kartların toplam değeri 7 lira falan yapıyor. Eğer tamamen toparlayabilirseniz 6,5-7 lira civarı bir şey yapıyor. Ha, size ne kazandırır bilmiyorum yani, çok 7 lira. Yani 7 liraya oyun alabilirsiniz de, genelde böyle ufak indie tarzı oyunlar belki bulabilirsiniz. Veya online ama biraz daha eski, hani çıkışının üzerinden belli bir yıl geçmiş oyunları belki alabilirsiniz. Neyse, şimdi ya da o rozetle, daha doğrusu o rozeti tamamlayıp seviyenize XP katabilirsiniz. Level atladığınızda da arkadaş ekleme sayınız artıyor sadece. Başka herhangi bir şey artmıyor. Evet. Şimdi kartlar ve keşif kuyruğuna değindiğimize göre gelelim en bombastik kısma. Adayları seçtiniz. Fakat kazananları seçebilmemiz için yardımınıza ihtiyacımız var. İşte 2022'nin en iyi Steam oyunlarını belirlemek için 3 Ocak Türkiye saatiyle akşam 20'ye kadar aşağıda yer alan 11 kategorimizin her birinde oy kullanın. Verdiğiniz her oy kış indirimi için, daha doğrusu her oy için kış indirimi koleksiyon kartları setinden rastgele bir kartta kazanacaksınız. Evet, bu da önemli. Bunu söylemedim özellikle buraya kadar. Aynı şekil rastgele bir kartta her oy verdiğiniz kategori içinde kazanacaksınız. Yani kesin olarak aslında rozeti tamamlayabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Burada kusura bakmayın, hastayım. Sesim ondan biraz değişik gelebilir ama olabildiğince öksürüp tıksırmamaya çalışıyorum. Her neyse, daha fazla oyalanmadan geçelim. Şimdi yılın oyununu en son oylamak istiyorum. Açıkçası en alttan başlamak istiyorum. Ondan sonra amına indim. Neyse. 2022 yoldayken oynanacak en iyi oyun. Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. Oynadığınızda şansınıza bu oyunu masanıza sürekli oynanabilir kılan her şeyi hareket halindeyken daha iyi bir oynanabilirlik sundu. Bu Steam Deck için özel geldi muhtemelen. Bakayım neler var. Yu-Gi-Oh var, Vampire Survivors var ki bu çok tutan bir oyun bu son zamanlarda. Death Stranding Director's Cut var. Brotato var, Marvel Snap var, Marvel'ın kart oyunu. Şimdi benim buradan bildiğim Vampire Survivors, Death Stranding, bir de Marvel Snap var açıkçası. Şimdi şey üzerinden açıkçası Death Stranding'in böyle hani el konsolunda bu kadar iyi gideceğini düşünmüyorum. Ben o yüzden oyumu Vampire Survivors'a vermiş bulunmaktayım. Bir yeni öğe de geldi gözünüzün önünde. 2022 arkanıza yaslanın ve rahatlayın oyunu. Bu oyun yorucu bir günün adeta panzehiri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun sizin size dinginliği yaşatıyor. Okuyamadım, neyse. Bir tek Slime Rancher 2'yi biliyorum, o yüzden ona verdim. Devam. Zengin hikayeye sahip üstün oyun 2022. Bazı günler sadece hikaye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu
Oyun tam da böylesi bir oyun. Bu oyun izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı, diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler demiş. Marvel Spider-Man Remastered, Stanley Parable, Ultra Deluxe, Uncharted ve God of War ve A Plague Tale: Requiem. Evet. Buradan ben neyi oynadım? Bunu biliyorum az çok. Ne kadar kaliteli bir oyun olduğunu bunu da biliyorum. Bunu az buçuk biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu oynadım. Yani oynadığım tek oyun bu olduğu için. Ama en zengin hikayeye sahip. Ben bu kadar zengin mi bilmiyorum ama ben Spider-Man hayranıyım abi. Spider-Man'i çok severim. O yüzden sürekli Spider-Man. Ki zaten bunlardan sadece bunu aldığımda onun bir göstergesi gibidir. Neyse oynadım bu arada. Videosu da gelecek belli bir seriden sonra. Çektim duruyor stokta. Her neyse. En iyi oyun müziği. Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizin mesleti daha iyisi yok. Metal Hall Singer'a verelim geçelim abi. Ya başka birine vermeyi düşünmüyorum bile. Kötü olduğunuz en iyi oyun. Get the Fuck Out var. Victoria 3 var. Warhammer Total War. Yok Total War Warhammer 3 var. Elden Ring var. Yani kötü olduğunuz en iyi oyun. Acaba neden bir Souls-like oyun alıyor değil mi? Yani. Neyse en yenilikçi oynanış. Yenilikçi oynanış abi ben Bannerlord'a vereyim direkt. Ya, Teardown da var aslında ama hani bir göz kırpıyor. 43 bölümüm geçti çünkü bu oyunda ve bir bölüm bile çekmediğim Bannerlord burada oyu benden alan isim oldu. Yapacak bir şey yok ama yenilikçi oynanış ya sandbox bir oynanalım. Teardown çok kapalı. Stray desen hani o kadar değil. Neon White'ı az buçuk gördüm. O yüzden çok yorumum yok. Bunu hiç bilmiyorum. Zaten çok bana hitap etmeyecek gibi duruyor. Aslında yok hitap edebilir de. Bilmiyorum çok gözüme çarpabilecek bir oyun değil daha doğrusu. Neyse. Üstün görsel stil ya. Burada millet skorunu da çok seviyor ama ben Miles Morales devam gobur. neyse arkadaşlarla daha zevkli. Evet Red Ornat. Verdim. Red Ornat bu yıl bayağı iyiydi ya. Vallahi Red Ornat'ı oynadık da agalarla sardı yani. Sardı hele birbirimize vurduğumuz zaman hem neyse. Aşk ile devam ettirilen. Lan. Hadi lan. Bunu al bari be adam. Bari bu ödülü al be. Sırf bu yüzden verdim. Al yani bir ödül al artık ya. Yılın VR oyunu. Hitman 3, Bonnet, Green Hell, Among Us. Inside the Backrooms. Yani Hitman 3'te zevkli olabilir diye düşünüyorum. Bunların hiçbirini VR'da deneyimlemedim ama Hitman 3 herhalde biraz daha güzel olur gibi. Neyse yılın oyunu. Geldik yine buraya amına koyayım. Şimdi şöyle bir elemede bulunmak istiyorum. Game of the Year için. Bu God of War Ragnarok değil elbette ki. Çünkü PC portu. 2018 God of War. Şimdi ben bunu otomatik olarak eliyorum. Neden diye sorarsanız. Ki zaten ben de Elden Ring aday göstermişim. Her neyse. God of War çünkü 2018'de çıktı normalde. Yani bu oyunlarla kıyaslamak hiç adil değil. Zaten bunun babasını da Elden Ring gerçekte Game Awards etkinliğinde aldı. O yüzden God of War 2018'i buradan direkt siliyorum kafadan. Call of Duty Modern Warfare 2 Stray mi derseniz tabii ki de Modern Warfare 2 Stray'i de burada eledik. Dying Light 2 Stay Human or Call of Duty Modern Warfare 2. Ben Dying Light'çıyım ama yılın oyununu şimdi PC'de Elden Ring mi alır? Dying Light 2 mi alır? Yani alacak olan belli ama ben oyunu Dying Light 2'den vermek istiyorum. Oynamadım oynayacağım ama bilmiyorum ya. Burayı da almasın. Yeter Elden Ring. Alma her şeyi yeter. Bütün ödülleri alıp gitme artık. Ya da yok mu burada bir bilmem kimin konuşmasını yapacak, kızacak birisi ya. Hey Matan. You know, real quick, I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award. Neyse şimdi kartlarımızı aldık. Şimdi rozeti tamamlayabiliyor muyum? Verdi mi bana bütün kartları? Vermedi. Çünkü neden? Size bahsettiğim durum yaşandı. Az önce tam olarak. Bana birden fazla aynı karttan verildi. Evet gelip bunları böyle. Bir dakika. Bu kartın da bu arada geçerli süreleri var bunların.
Her neyse şimdi 48 bunu birkaç kuruştan feragat ederekten mesela 45 kuruştan satabilirsiniz. Hızlı hızlı tık tık diye düşsün diye. Mesela direkt fiyatı düştü bak bana. 0.46 gibisinden şuradan akarız. Bakayım şu aynı kartları satayım ki durmasın. Kalabalık yaratmasın. Şunu kendi fiyatına gireceğim. Zaten Steam'de para var benim. Rozet'i gözünüzün önünde tamamlayacağım zaten. Hangi oyuna şey vereceğine de bakacağız abi hep beraber. 0.48. Bakıyorum aynı kart var mı? Bir de şu var zannedersem. Dur bakayım. 0.47. Aynen öyle. Tamam. Şimdi herkes gibi biz de arayacağız. Envanter değil, rozetler abi. Şu kalan 3 kartı satın alalım. Evet, şunu aldık mı? Al artık sonunda. Rozetler gel buraya. Bunu şuradan şöyle ver bana. Biraz daha hızlı olabilir miyiz ya lütfen? Hani bir kart satın alayım. Yani elimle gidip marketten alsam daha hızlı alırdım gibime geldi. Neyse. Niye iki tane kaldı lan? Bir dakika, ben bunu zaten almadım mı ya? Ben bunu aldım ya. Bir dakika, az önce aldım abi ben bunu. 3, 6, 8, 10 tane kart, 11 istiyor amına koyayım zaten. Heh, tamam. Son adam verdi. Okey. Bir an var ya, 2 tane alıyorduk. Az daha 5-10 kuruş zarara giriyorduk. Yani zaten götüme çok girecek bir şey mi? Değil. Ama olsun, yine de dikkat edin. Steam arada böyle yükleme yaparken göstermeyebiliyor. Neyse. Gözünüzün önünde şöyle rozeti de işliyorum. İki yeni öğe geldi. Muhtemelen bir tane arka plan, bir tane de indirim kuponu verdiğini düşünüyorum. Evet, yılın VR oyunu şeyi geldi. Ha, bir de ifade vermiş. Okey. Şey vermedin abi. İndirim kuponu vermedin. Vermiyor mu? Vermiyor galiba artık. Sanırım artık gerçekten vermiyor ha. Ya da bu kartlar zaten halihazırda free dağıtıldığı için mi vermiyor? Ondan da olabilir arkadaşlar bu arada. Ondan da olabilir. Her neyse. Buraya geldi ödül. 35 seviyeyim hala. Tabii level atlamak için biraz zor. bundan iki tane daha yapsam anca atlayabiliyorum ama yapmayı düşünmüyorum. Kalan kartların da parası düşünce artsın dursun yani. Bana giren çıkan bir şey yok. Şurada rozet gözüksün yeter bir tane. Hani bu etkinliği yaptım ben. Neyse. Siz de yapabilirsiniz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu size. Bu arada gerçekten kulaklarınız için özür dilerim. Sesim gerçekten çok kötü çıkıyor. Bir yandan burnum dolmaya başlıyor. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Her neyse. Daha fazla sizi burada tutmadan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Geçen senelerde yaptığım ve daha önce daha doğrusu yaptığım Steam videolarını izlemek isterseniz açıklama kısmında ve i butonunda bulabilirsiniz. Bay bay.